2005 yılından beri çevre illere taşınan Adıyaman'ın tabii atıkları kurulan tesiste artık Adıyaman'da bertaraf ediliyor. Onlar özel lisanslı kamyonlar. Süren özel şoförlü. Adıyaman Belediyesi öncülüğünde Belediyeler Birliği tarafından yapılan tıbbi atık sterilizasyon tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Adıyaman'da 2020 yılında hizmete giren katı atık tesisinin yanında yapılan tıbbi atık sterilizasyon tesisi 15 Şubat 2023 tarihinde hizmete girdi. Deprem nedeniyle açılışı yapılamayan tesisin resmi açılışı gerçekleştirildi. Kapalı alanda full otomatik otoklav teknolojisi kullanılan tesis saatte 1 ton kapasiteyle çalışıyor. Tesisin açılışını Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, çeşitli sivil toplum kuruluşu ve kamu kuruluşu temsilcileri katıldı. Bu tabi artık da 2 yıldır, 3 yıldır uğraştığımız bir proje. 15 Şubat'tan beri faaliyette, depremde çok ciddi işlev gördü hakikaten. O zaman zaten çok ciddi bir tıbbi atık vardı. Bu tıbbi atık malumunuz son derece tehlikeli ve bulaştırıcı olan, olabilecek bir potansiyele sahip bir atık. Bu anlamda burada yaklaşık 15 Şubat'tan beri 270 tona yakın bir bertaraf, burada bertaraf sistemi var. Buradan enerji elde etme değil de bertaraf sistemi var. Bu tıbbi atıkları bertaraf ediyorsunuz. Yaklaşık 270 tona yakın bir bertaraf edildi. Yine herkese saatte 1000 kilogramı bertaraf edecek bir sistem. Bu tesis faaliyete geçene kadar biz tıbbi atıkları prosedüre uygun olarak çevre şehirdeki Adıyaman'ın çevresinde bulunan şehirlere götürüyorduk bu imkana sahip. 15 Şubat itibariyle Adıyaman Belediye Başkanlığımız bunu kazandırdı. Şehirlerimizde kendimizin, modern hayatın, yüksek standartta hayatın yarattığı bu kirliliği mutlaka ve mutlaka etkin, verimli bir şekilde bertaraf etmemiz gerekiyor. Bunun bir parçası da tıbbi atıklar. Bunlar kıymetli başkanımızın da dediği gibi çok ciddi tehlike yaratan, bir taraftan insanlarımızın sağlık alanında refahını artırırken, hizmetlerimizi artırırken diğer taraftan da ciddi tehlike potansiyeli yaratan atıklar ve bunların bugün bilimin öngördüğü şekilde bertaraf edilmesi, ortadan kaldırılması gerçekten çok önemli. Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Bismillah.